Hocam valla... Bir dakika. Ben şey yapacağım. Tamam. Şöyle. Arkadaşlar. Program evet. Benim anlattığım konuları zaten başka YouTube bir sürü videolar var. Oralardan izleyebilirler. Ama bugün ben dinlemeye gelmişim. Bunu anladım. Yani bugün her konuktan böyle oluyor dedim. Valla yani şöyle bir şey söyleyeyim. Bak tüm videoların yorumlarına girelim. Evet. Ya diyorlar ki bu mübarek adam. Bu konu niye konuğu çağırdınız? Konuğu niye çağırdın? İşte sohbet etmeye, konu... kendi konuşmak için bu adamı çağırıyorsun diyor. Herkes yazıyor. Şimdi karşılıklı geliyoruz. Tabii en zirveye çıktığımız siz oldunuz ama hani herkes de bu olayı yaşıyoruz. Tabii bir önceden ben bir anlatmaya bir başlıyorum. Buraya geliyoruz. Bizim tüm ayarlarımız kaçık oluyor zaten. Bir anlatmaya başlıyoruz. Sadece ben konuşuyorum. Ya söyledim ya anlat diyor bana. Ama az önce ifade etmiş olduğum şey çok aslında işte belli bir algıdan başka bir algıya geçmekle alakalı. Bu değil anlattığın mi? Konular zaten frekansı değiştiriyor. Kesin frekans değiştiriyor. Frekansı değiştiriyor. Frekans değiştiriyor. Ya bir de şöyle bir şey var. Yani arkadaşlar biz şimdi az önceki molada çay zaten biz bir öncesinde bir sohbeti yapmıştık biliyorsunuz. Hı-hı. Yani çay molasında biz iyice çizgiden çıktık. Evet. Onu baştan söyleyelim. Evet, evet. Yani ben ilk defa yaşıyorum böyle bir şey biliyor musun? Yani şöyle normalde hani konuk gidersin anlatırsın falan ama burada hakikaten her şey başka işliyor. Bu da beni heyecanlandırdı. Farklı bir hissedişe. Aynısı ben de hissediyorum değil hocam. Mi? Başka bir hissedişe geçirdi. Bu bir program değil aslında. Sadece acaba hissettiğimiz hissedilebiliyor mu? Zaten bu his değil mi? Bütün her şeyi var eden ve açacak olan. Az önce bir kitaptan bahsettim. Evet. Biraz belki oradan gidebiliriz. Yani Şemsül Marif'ten bahsettim hocam. Hı hı. Şimdi benim yolculuğumdaki en büyük yani kilit taşlarından, ana kilit evet. taşlarından bir tanesi yani Şemsül Marif. Hı hı. Yani bu Şemsül Marif'in kökenine de indiğinizde çok tehlikeli bir kitap. Hı hı. Ama iyi bakan için 10 numara bir kitap. Hı hı. Yani yönünü iyi tayin etmen, niyetini iyi koyman lazım. Niyetin çok önemli. Ben Allah'tan yanayım. Ben Allah, aynen. Ben Allah'tan yanayım. Ben ışık, aydınlık, nur. Kesinlikle. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın aynen. Kur'an'ın, sallallahu sünnetin vesselam, yani yolundayım. Bunu net koyduktan sonra onun haricinde bir kötü bir niyetle okumadığın sürece bu kitap sizi alıyor, götürüyor. Az önce de söylediğim gibi eşim beni yani 7 gün sonra zor çıkarttı odadan. Yaşıyorsun değil mi? Yaşıyorsunuz. Hatta bakın yani bunu ilk defa söyleyeceğim. Hı hı. Benim bir tane takipçim var Twitter'da. Sakarya'da bildiğim kadarıyla anaokul öğretmeniydi. O da benden bir yalvarış, bir yakarışla bana geldi. Tam orijinal derdini anlatamadı ama ben onu az çok hissettim. Bir hissiyat oluştu. Benden resmen hocam lütfen o kitabı bana verin dedi yani. Ben normalde vermiyorum. Verdim. Abi kadın kayboldu. Sistemin içine girdiğini ben bunu biliyorum. Kayboldu derken? Yani Twitter'dan da kayboldu. Her yerde dedim evet, acaba kadının başına bir iş mi geldi? Ulaşmaya çalıştım. Konuştuk kendisiyle. Yani nasıl teşekkür edeceğini bilemedi kadın. Ben de çok fazla hani bayan olduğu için çok fazla irdelemek istemedim yaşadığı tecrübeleri. Ama ben zaten kendimden bildiğim için neler yaşayabileceğini, ya bu dünyadan koparttığını biliyorum bir kere. Örnek vereyim bu herkesin baktığı pencereden de baktırtmıyor. Hı hı. Ya ister istemez daha farklı bir forma dönüşüyorsunuz. Bakış açınız değişiyor. Dünyanız değişiyor bir kere. Dine olan bakış açınız tamamen değişiyor. Hani dogmatik bilgiler tamamen çöp oluyor. Ama burada tabii ki temiz niyet, niyet iyi çok niyet önemli. Kesinlikle, ve kesinlikle. Kalbin temizliği. Kesinlikle bir düşmanınız varsa, birisinde bir husumetiniz varsa bu kitabı okumayın. Peki ben şunu da sorayım. Bu mesela Ashab-ı Suffa'nın evet. Özel bir yeri var değil mi? Kesinlikle. Onların nasıl bir bağlantısı veya orada çünkü bir bildiğimiz tarih, anlatılan tarih var. Bir de gerçekten yaşanan vaka var ve o tarihin içerisinde çok geçiştirdiğimiz ve kendimizce görmek istemediğimiz şeyler. Zaten beni heyecanlandıran nokta da o. Yani o tarihin boş noktaları vardı. Noktaları doldurmak, oralar evet. doluyor yani. Bu Ashab-ı Suffa'nın bu Rica-i Gayb erenleri var. Rica-i Gayb erenleri, evet.
Bunun... Zaten şöyle bir şey söyleyeyim hocam. Burada belli bir bu kitabı okuduğunuzda, yani tabii ki bu herkesin okuyuşuna göre değişir. Herkes aynı tadı alır mı, almaz mı, herkesin bilinci ne seviyede bunu bilemem. Ben kendimden yola çıkarak söyleyeyim. Hani ben belli bir bunun ders derecesini değilim. Bunu daha sonra açacağım. Açtığımızda hani belli bir zamandan sonra gelip kına yakıyorlar yani. Ya bunu söylemek istemiyordum ama bunu evet çok soruyorlar. Yani kına yakıyorlar ama ayağına yakıyorlar kınayı. Eline de olanlar. Eline bunlar yakmıyor. Bunlar yakmıyor elini. Evet. Ayağa yakıyor. Ayağa yakıyorlar. O kınanın hikmeti manası ne peki? Vallahi hocam yani oradaki şimdi, yani artık bir ne bileyim hani bir yani bunu adını da koyamıyorum. Birileri şey diyor. Hani işte adını uzayla... yanlış koymaktan da korkuyorum aslında. Hani sanki böyle bir yerden hani adım atıyorsunuz ya bir yere. Hani elin şifresi başka, ayağın şifresi başka. Ayak bence bir şey için geçiş. Ya bir farklı bir evren demeyeyim de farklı bir aleme mi geçiş ya da farklı alemleri anlayabilmenin bir başlangıç seviyesi mi giriş seviyesi mi onu bilmiyorum. Adını gerçekten koymak bile istemiyorum. Adı şu, adı böyle ya da şunlar falan bilmiyorum. Bir ara birileri bununla ilgili şey dedi işte uzaylılar kaçırıyorlar. Kaçırdık o tenterdiyotun şeyidir filan gibi bir yorum. Diyorlar. Ama İşte kimileri de diyor ki işte vücutta diyor demir diyor bazen artıyor onu görürüz filan. Fakat sembolizma noktasında Şemsül Marif'te de zannedersem ve sembolizm. Havas ilminde de aslında bu kınalar var. Tabii kına var. Bunların hepsi var. Ya mesela orada aslında birçok şey anlatıyor. Mesela şu an Rimmel'i biliyorsunuz hocam. Evet. Rimmelci var mı tanıdınız? Yok. Yok çünkü Rimmelci yok. Yani gerçek Rimmel'e baktığınızda şu an Rimmel'in doğru düzgün böyle öğrenebilecek bir kitabı da yok zaten. Ama baktığımızda Rimmel'in bir hikayesi vardı biliyor musunuz? Yeni Kapı'yı. Yok. Şimdi Fatih Sultan Mehmet... Tam matematikti mi ya? Sistem hep matematik. Kesinlikle ya. Zaten. Yani mesela adam Rimmel'de bir zar atma var ama bizim bildiğimiz bir zar değil, değil bu. Yani bir zar var. Şimdi Fatih Sultan Mehmet zamanında Rimmel'i yasaklıyor. Ve birçok ilmi yasaklıyor. İşte havas yasaklanıyor. Bunun gibi birçok her şey yasaklanıyor. Bir gün Fatih Sultan Mehmet tabii cübbesini giyiyor. İnsanların arasına karışıyor. İnsanların arasında Kadıköy'den bu tarafa doğru geliyor. Şeye doğru. Galata tarafına doğru geliyor. Sirkeci tarafına. Orada gelirken tekneye tabii biniyor. Orada bir bakıyor birisi Rimmelci. Zar atıyor. Rimmel atıyor falan. Diyor, sormadı mı, söylemedi mi size padişah, hiç haber gelmedi mi size yasak olduğunu? Yani geçim kaynağım bu diyor, yapabilecek bir şeyim yok. At bakalım benim için de diyor, bir mil. Atıyor. O da diyor ki, sayın padişahım diyor, ben sizi tanıdım. Yani lütfen diyor, beni idam ettirmeyin. Tek bir şartla diyor. Ben diyor, sarayda surlar içinde hangi kapıdan gireceğim? Bana bunu söyle. O da hem can derdine zaten. Yani şöyle bir şartım var diyor. Bir kağıda yazacağım diyor. O yeni o kapıdan girdikten sonra diyor. Hangi kapıdan gireceksiniz? Ondan sonra açıp bakın diyor. Kabul ediyor. Kapıdan girdikten sonra bakıyor padişah. Yeni kapınız hayırlı olsun. Yeni kapı. Şu anki yeni kapının da iz düşümü orası zaten. Bu kadar biliniyor yani. Biliniyor. Bizim bilmediğimiz birçok ilim var hocam. Yani şimdi zaten her şey unutturuldu bu insanla. Şu an bizim bu tarz bilgilerimizi bilmememiz için özel bir ekip var zaten. Özel bir sistem var çalışan. Farkındaysanız bizim eskilerimiz birçok şey bilirdi. Öyle değil mi? Mesela kırk uçurma olayı. Bu nereye dayanır? Lilith'e dayanır. Değil mi? Evet. Şimdi Lilith'in kökenine baktığımızda Adem Aleyhisselam'ın ilk eşi olarak söylüyoruz. Şimdi peki Adem Aleyhisselam ilk eşi olarak bu anlatılıyor da bu hangi soyda? Onu söyleniyor mu? Yok. Söylenmiyor. O cennetten kovuluşta zaten burada bir bağ yok mu? Var. Adem oğulları ve yılan oğulları. Adem oğulları. Peki yılan oğullarının kaynağı kim? Lilith. İncil'de de geçiyor. Tabii geçiyor. Yani bu birçok şeyde geçiyor ama tabii kökeni anlatılmıyor. Mesela Kur'an'da Lilith diye şöyle bir şey yok. Sadece bazı pasajlarda geçiyor Tevrat'ta. Ben bunu Tevrat'ta geçen de paylaştım Lilith'le alakalı. Twitter hesabımda var görebilirsiniz.
birazcık geçmişe dönüp Twitter'dan görebilirsiniz. Var yani, gönderdim. Çünkü insanlar yok diyor. Ya diyorum var, olmaz mı? En sonunda geçen gün uğraştım, paylaştım. Çünkü biliyorum var olduğunu, okudum. Okudum şeyi, tabii ki paylaşmak zorunda kaldım. İnsanlarımız araştırmayı da sevmiyor. Yani baktığımızda iş ta nerelere kadar? Kırk uçurma. Mesela hani niye kırk uçurmayı bilir misiniz hocam? Sizin... Duydum ama... Yani şöyle, hani kırkına kadar çocuklar, kız çocukları ve erkek çocukları öldürülüyordu biliyorsun. Hı hı. Bu niçin öldürülüyordu? Melekler Lilith'in çocuklarını Allah tarafından öldürülmesi istendi. Hı hı. O yüzden o da diyor ki sizin kız çocuklarınızı 20 gün, erkek çocuklarını 40 gün içinde öldürürüm diye. Ve farkındaysanız bu tüm halk üzerine, tüm dinler üzerine yayılmış bir gelenek, görenektir aslında. Bunu kırmızı tülbent. Evet. Bunlar konur. Bu neden kırmızı tülbent konulur? Lilith'in kıyafeti kırmızı kendi çocuklarından zannetsin diye. Kırmızı tülbent. Onu gelmesin Lilith buraya. Diye. Senin çocuğun zaten. Evet. Aynen. O yüzden bu tür şeyler var ama bak mesela bunu bilmiyoruz. Yani bize bu yaşlarımız bir de anlatmış. Bu Süryanilerde de var. İbranilerde de var. Yani Yahudilerde. Hristiyanlarda da var. Müslümanlarda da var. Bu kökenini araştırdığımız oraya kadar gidiyor. Ama kimse Lilith de kimmiş diyor. Bak işte bak kaynak köken ta kaç yıllık kültürümüzden geliyor bizim bu. Çok enteresan. Daha neler var bunun gibi? Ya bildiğimiz bir ızgara kelimesi. Evet. Kimlerin kelimesi biliyor musunuz? Anunnakiler. Izgara kelimesi ta Anunnakilerden buraya kadar gelmiş. Hepimiz ızgarayı seviyoruz. Ben de seviyorum yani. Sevmiyor musun ızgarayı? Seviyorum. Seviyoruz. Demek nasıl? Oradan geliyor. Izgara, işte. Izgara bildiğiniz bunlar da eti seviyor. Hocam şöyle bir şey söyleyeyim. Şu an bildiğimiz küçük baş, büyük baş dünya dışı. Bunlar getiriyor. Şimdi koyunu, kuzuyu, danayı getirmişler. Bizi mi getirmeyecekler? Mantığa baktığımızda. Şimdi onun dünya dışı olduğunu kabul ediyor herkes. Ama insan işin içine girince iş karışıyor. Orada o kurbanlıklar edilmesi de orayla... Yani şu an mesela Tevrat'a bakın, Tora'ya bakın. Orada tapınakta diyor ki tanrıları, benim huzuruma diyor, yılda 3 defa çıkabilirsin diyor. Ama diyor sakın eli boş gelme diyor. Senden dananın en tertemiz, lekesiz, belli bir yaşta söylüyor. Keçi, kuzu, onun da bir yaşını ve lekesiz ve beneksiz olacak diyor. Onu istiyor. Pirinç istiyor, peynir istiyor, tereyağı istiyor. Bunlar var. Torağı açın bakın. Evet. Bu sonuçta tek bir yerden gelmedi mi? Geldi. Biz buna inanmıyor muyuz? İnanıyoruz. Bir açın okuyun arkadaşlar. Çok zor bir şey değil. Orada Sunak'ta neler verebileceği, nasıl gelinebileceği, o şu anki yapılacak tapınak kaç metrekare, kaç metre, ne kadar kumaş kullanılacağı hepsi yazıyor. Bizim tamam Kur'an'da yok ama biz bunları kabul etmiyor muyuz bu anlamına geliyor. Yani bu şu aradaki bağı insanlardan bir türlü silemedim abi. Şimdi örnek veriyorum, bir tane Apple telefon düşünelim. Reklam oluyor biraz belki ama olsun, bizim reklamımızdan ne olacak. Şimdi burada bir yazılım var. Evet. Hep aynı firma üretmedi mi bunu? Şu an 14.3 olması lazım. Evet. 1.01'den başlamadı mı? Başladı. Hepsi aynı yazılımcıdan değil mi? Aynı yazılımcıdan. Aynı şimdi ne yapacağız? Şimdi tüm semavi dinlere bakıyoruz. Hepsi aynı yerden gelmiş. Bunu kabul ediyoruz. Ama diyoruz ki tarif ödemiş. Sürümleri. Tamam bu. Şimdi insanlar direkt kaosa düşüyor. Diyoruz ki Torah'ta bu yazıyor. Ya da Yuhanna İncil'inde bu yazıyor. Yok diyor, ben kabul etmem. Ya abi Allah tarafından gönderilmiş. Hani 100 kelimenin 98 değiştirsin. 2 kelime gene Allah kelamı değil mi? Niye inanmıyorum diyorsun? Aç oku. İnanmazsan inanma. O senin artık şeyine kalmış bir şey. Yüzdekilik kısmı doğru bile olsa bir şekilde doğrudur. Veya sen onu tevil edebilmelisin, yorumlayabilmelisin, anlayabilmelisin ya, mantığı. Çok basitinden bir şey. Mesela şu an Torat'ta, işte Tevrat'ta, İncil'de yazanları Kur'an'da karşılaştığında çoğu aynı mı? Demek ki her yeri tarif edilmemiş anlamına geliyor değil mi? Yok diyor, ben kabul etmem. Bu çok yanlış bir şey değil mi? Bu Atlantis Muğ'dan başlıyor değil mi aslında? Tabii ki. Bütün mesele orada değil mi? Tabii ki zaten kırtık hani yok, Muhammed peygamberimizin gerçek ismi zaten Muhammed olmadığı için. Gerçek ismini biliyor musunuz? Ebu El-Kasım. Evet.
Şimdi bu niye Ebu El Kasım? Şimdi diyorlar ki Ebu El Kasım da bir makam aslında. Erkek çocuğu olanlara söyleniyor diyor ama o da değil aslında. E bakıyoruz Peygamber Efendimiz'in daha doğuştan daha ismini değiştirmeye çalışmışlar. Bu isim. Muhammed ismi daha sonradan. Tabii Muhammed Vahid ismi tabii ki daha sonradan veriliyor. Ama şimdi buna şöyle bakıyorsunuz. Çok derin kaynaklara baktığınızda Hazreti Ali ile Hazreti Muhammed Mu öğretisi almış. Diğerleri almamış. Onlar artık nasıl bir öğreti aldı bilemem. Bu Hasan Musuf'a da. Tabii. Şu an baktığınızda biz Şeyh Adibbali'yi 10 numara Müslüman biliyoruz değil mi? Değil abi, araştırın lütfen Türk kaynaklarından, Osmanlı kaynaklarından araştırın. Osmanlı kurucularından Osman'ın kayınpederi Şeyh Adibbali. Orada bir anlaşma yapılıyor. Diyor ki ben sana kızımı veririm, senin soyun yürür. Ama sen de bunun diyor sözünü diyor yere düşürmeyeceksin. Hiçbir padişah çocuğuna ve saltanat hiçbirisine diyor peygamber ismi koyamazsın diyor. Ve hiçbir Osmanlı padişahı Kabe'yi tavaf edemez diyor. Diyorsun ki nasıl ya? Tüm dünyaya Müslümanlığı Osmanlı yaymadı mı? Tamam yaydı ama neyi yaydı? Oraya bakmak lazım. Şimdi burada neydi Peygamber Efendimiz'in düşmanının ismi? Ebu Cehil. Ebu Cehil. Bunlar Şeyh Edebali ile Ebu Cehil ile aynı tarafı tutuyorlar. Hazreti Ali, Peygamber Efendimiz'in akrabası olan amcasının oğluydu değil mi? Hı hı. Onu ayrı bir kefeye tutuyorlar. Yani Peygamber Efendimiz'in düşmanıyla birleşiyorlar. Burada. Hı. Bize ta o günden bu yana gelen de bu. Bakın ben Alevi değilim. Hiçbir ırkla ya da bir şeyle de sorunum yok. Ama orada şu an o dönemde gerçek Müslümanlığı yaşayanlar Alevilerdi. Daha sonradan ne oldu bu Aliciler? Hepsi oradan yerlerinden, yurtlarından silindiler. Ta şu anki Ermenistan'ın ta ötesine, Hazar Denizi'nin öbür tarafına kadar götürdüler. Oradakilerini de buraya getirdiler. Ne oldu? Şu an biz niye Türkiye devletler diyoruz? Hepsi orada, Aliciler orada işte. Özbekler. Peygamber Aleyhisselam'ın köküyle alakalı. Yani şimdi köküyle alakalı şöyle söyleyeyim hocam. Yani Yemen'den ötesini anlatmıyor bizim. Hiçbir İslam alimi Yemen'den ötesi yok. Ama şu an köküne kadar indiğinizde şeye dayanıyor. Hazar Türk'ü yani. Hazar Türk'ü. Yani kaynaklar var. Oraya çok net sayı böyle götüren kaynaklar var. Ama şu diye şu dakika sorarsanız söyleyemem ama ben bunun öyle olduğunu biliyorum. Var yani, kaynaklarda var. Bu araştırıp bulurum. Az önce yani şey dedin, Türk dedin aslında, türün. Ya biz Türk kelimesine de baktığımızda biz türlerin köküyüz. Yani Türk diye bir şey yok aslında. Türlerin kökü var. Kökü. Biz buna ne demişiz? Türk demişiz. Kök. Olay bu aslında. Az önceki konu tabii şeye de baktığımızda Luvilere kadar gidiyor, daha derine kadar gidiyor. Ama işin sırrı genetik değil mi? Tabii genetik. Tamam. Genetik kod. Mesela şu an baktığımızda bu üst akılla hizmet eden ailelerin kan soyuna baktığınızda hepsi B negatif. Mesela şimdi bunu da anlayabilmek için nereye gitmek gerekiyor? Çok basitinden Habil'le Kabil'e. Şimdi evet. Habil'le Kabil'e bakalım. Hani bizim insanlar, çoğu insana düşmüş melek diye bir şey yoktur diyor. Ben de diyorum ki vardır. Kur'an'da da geçer. Bunu anlarsan doğrusunu anlarsın. Önemli olan burada çeviri, meal. Bu da önemli olan. Şimdi bakıyoruz. Hatta ben Nuh filminden de birkaç parça yayınlamıştım. Şimdi diyor o film diyor herkes. Tabii ki film. Şimdi Habil, Kabil Habil öldürmedi mi? Şimdi bu daha sonradan bu cezalandırıldı. Ölümle cezalandırılacaktı ama daha sonradan af çıkıyor. Buna bir ceza verelim. Sürelim buradan diyorlar. Fakat ona da bu kardeşini öldürdüğü için buna bir iz bırakalım diyorlar. Bunu bir şeyden eksik bırakalım. Şimdi tanrılara da bakıyorlar, sakallı. Diyorlar ki bu zaten Asya tarafına sürüyorlar. Asya tarafına baktığınızda sakalsızlardır, köselerdir. Şu an kim köseyse, yani yanlış anlamasın, Kabil soyunda. Bu bir gerçek. Bu tamamen gerçek. Yani böyle uydurma. Genetik bir film. Durumdur. Tabii ki genetik olarak tanrıları sakalından mahrum bırakılmış. Ve zaten orada da ne derler? Düşmüş meleklerle birlikte Habil, bu Habil Kabil her zaman karıştırmıştım. Kabil sanayi devrimini başlattı. Sanayi devrimi derken teknolojiyi başlattılar. Teknoloji. Tarımcılık, işte hayvancılık onu derken buradan bir yükseliş başladı Asya'dan zaten biliyorsunuz. İlk başlangıç Asya,
O orta Arap Yarımadası o bölgeden, işte Mezopotamya. Oradan sonra Amerika'dır ve Avrupa ülkeler adam oldu, bir formata girdi. Ondan öncesinde ilk güç ne taraftı? Asya'ydı. Öyle değil mi? Mesela şimdi Cengiz Han, mesela Cengiz Han'ı bunlar niye sevmiyor? Dünyada her 200 insandan bir tanesi B pozitif kanlı ve hepsi Cengiz Han'ın soyundan gelir. Tabii Cengiz Han da mesela şeydir, yani aynı ırktandır. Şu an bakıyorsun, niye bunlara bu kadar düşman? Çünkü düşmüş meleklerin soyunu kurutmuş. Hep onlarla savaşmış. O yüzden şu an B pozitifi kan grubunu istemiyorlar. Sadece B negatif kendileri olduğu için B pozitifi yok etmek istiyorlar. Yok etmeye çalışıyorlar. Benim anlatımı ve benim çıkartmış olduğum hikayelerin sonucunda da baktığımızda şu anki bu virüs tamamen ben tanıdığım nereden baksan 11-12 tane bu hastalıktan B pozitif öldü. Ama her pozitif, B pozitif ölecektir diye öyle bir şey kesinlikle söylemiyorum. Burada kronik rahatsızlığı nedir? Ne kadar atlatabilir? Ya da ne kadar saf bir B pozitif? Buna da bakmak lazım. Ona göre yorum yapmak lazım. Ben sadece B pozitif ölecek diye bir şey söylemiyorum. Ama esas bunların saldırdığı, eskiden beri saldırılan, halen Asya bölgesinde birçok bizim Myanmar tarafında yok edilen halk baktığımızda B pozitiftir genelini. Bir de aynı şekilde bu İspanya'nın Bask bölgesinde de tüm halk B negatif. Hatta bu tanınmış bir Hugain var, futbolcu. Çok enteresan. Hugain de mesela B negatiftir. İspanya Bask bölgesinde, o bölgede yaşayan herkes B negatif. O zaman bu anlatılan mitolojiye de kıssalara da hakikaten çok ince detaylı bakmak lazım. Yani kesinlikle yani, zaten bu, bakmak burada gerekiyor. Çok o ve bunun günümüzdeki iz düşümlerinin bağlantılarını kurduğumuz zaman orada anlatılan o kıssa, hikaye, o şey gerçekten burada da şu anda mevcut ve ciddi bir savaş var. Kesinlikle şu an zaten savaş yani devam ediyor. Yani bu savaşın ama içinde... zaten birazcık savaşta anlayabilmek için Enkil'i Enlil'i anlamak gerekiyor. Enkil'i Enlil'i anladıktan sonra onların klan. Bu bir klan savaşı. En başa baktığımızda... Jüpiter Yükseliyor filmini biliyorsun. Evet, evet, biliyorum. Onu nasıl buluyorsun? Orada da biraz böyle... Orada birazcık daha... yine bir şey var. Üç noktalar var birazcık. Var, orada ne var? Mesela şu an ne orada ne diyor? İşte o insanlar hasat ediyorlar. Oradan bir hasat, gençlik iksiri oluşturuyorlar. Hani bugüne kadar öyle bir gençlik iksiri ve insanlar hasat edilip böyle bir şey yapıldı mı? Bunu bilmiyorum. Böyle bir şey bugüne kadar sonuçta karşıma çıkmadı. Sonuçta bir beslenme var. Bir beslenme var. Bu orada bir anlatılan dengesi. Bir sembolizm olabilir. Hani şu an mesela reptilyan negatif varlıklar diyoruz ya. Mesela bu tür varlıklar gerçektir bu. Negatiften besleniyor. Küfürden, kavgadan, tecavüzden, cinayetten, kandan, kan dökmekten. Şimdi bir de şöyle bir şeye de bakmak lazım. Bu Enki ile Enli'nin şeyi ne? Bunlar, savaşı ne? Bunların savaşı şu. Şimdi bunların babası Anu. Sarayda bir hizmetli var. Onu beğeniyor. Ama bu da Alfa Draconis gezegeninden. Enki'nin annesi. Tabii kraliyet bu soysuz kendi soyu kabul etmiyor. Bununla evlenemezsin diyor. O yüzden ama bunlar da bir büyük bir aşk yaşıyorlar. Ve oradan bir çocuk doğuyor. İlk Enki doğuyor. Ondan sonra kraliyet bunu kabul etmiyor. O da bir tane daha birisiyle evliyor. Ondan da Enlil doğuyor. Şimdi abisi Enki daha büyük olmasına rağmen kraliyet hakkı o zamanki dönemdeki sinsileye göre, onun da bir açıklaması var aslında, hepsini biliyorum da şu an o derine girmeyeyim. Enki prens oluyor. Zıtlık orada başlıyor. Zaten bu dünya hikayelerinde de bu hep bir yerde çıkmış. Zaten hep var. Hep var. Hep var. Tüm hikayelerde. Aynı. Kral Arthur'da da bilmem ne de falan her şeyde bir var. Bir logaritma var. Her tarafta o işliyor. Zaten sanki. Her şey o sinsire yüzünden. Biyolojimizde bile sanki o işliyor. Var. Zaten olaya baktığınızda oradan bugüne kadar var. Var. Hep var yani. Bu hep o sistem hep var olmuş. Değişmiyor. Niye değişmiyor? Kaynağa baktığınızda. Fakat şu dönem sanki hani... bilincin kendini bilmesi, fark etmesiyle ilgili bir uyanışın. Yani bu var. Değil mi? Yani bu zamana kadar ben dışarıdakini biliyordum. Kendimi bilmiyordum. Şimdi bütün sistem artık kendisinde cem oluyor ve toplanıyor. Ve kendini dönüştürme
Yani bedenden artık o ışık bedene geçme dediğin veya evet. ağrı. Yani bütün bu anlatılan filmin, kıssanın, hikayenin veya matematiğin veya haritanın ne dersen artık buna bütün topladığımızda tarihi hepsi kendine uyanmaya çıkıyor gibi sanki. Zaten iş başka, finalde uyanma değil mi, var da finalde. Hani bizim bu dünyada mı uyanışımız ya da şu anki ruhen mi uyanış, bunları işte zamanla görmek zorundayız. Şu anki şöyle de diyemiyorum yani gerçekten. Hani deyince sen kahin misin, evliya mısın, nesin? Yani değilim, hiçbir şey değilim. Normal. Ama harita, harita, harita doğru. Yani mantık doğru değil mi? İşliyor. Sonucu bir yere bağlıyor. Peki Şemsül Marif'te neler şey yaptın? Yani Şemsül Marif'in bu noktadaki bir şeyi nedir? Işık olma. Ya ışık şu, yol haritanızı belirliyor. Şemsül Marif. Şemsül yol haritanızı belirliyor, yönünüzü belirliyor. Ne anlatıyor orada? Yani ne anlatıyor? Burada şimdi, tamam. Şimdi ben de oku, var, kütüphanemde var ama çok fazla girmedim. Sadece kitabı yazarken bazı bölümleri aldım ama senin orada gördüğün ne? Benim oradan almış oldum. Yani şurada şu kelime bunu yazıyor da ondan zannetmiyorum. Ben... Yani her Şemsül Marif'i okuyan da senin şey yaptığın gibi değerlendiremeyecek değil. Yani. Aynen. O net. Ama i̇şte senle... O ruh hali çok önemli. Okuma başlamadan önce... Onunki... Sen bir inzivaya da girdin zannedersin. Yani inzivaya girmeden zaten bu tür şeyleri açılmaz. Yaşayamazsınız. Yani ben çok açık evet, söylüyorum. Yani eşim yani artık bir dur dedi bana. Yani öyle söyleyeyim. Yani bak kızım da burada. Kızım da buna şahittir. Yani gerçekten öyle kopma noktasına geldik evde. Çünkü ben dünyadan koptum. Dünyada değilim. Hani bu rahatlığa keşke ulaşabilsem de dünyada ama iş... seni gezdirdi ve haritaları yani öyle yerlere gezdirdi. Gördün, bildin. Ya zaten hani sen bir, belki bunu yani, ifade ediyorsun şu anda da belki. Birazcık onun da etkisi var. Şimdi ben mesela astral seyahati de yani yapabildiğim için yani rahatlıkla. Yani şimdi bunun da tabii ki etkisi var ama ben yani bunu insanlar burada bunu çok ince bir nokta var. Ha bu Murat da kanalcıymış. Değilim abi öyle bir şey yok. Yok şimdi çok kanalı hayal, çok iyi. Yani kanalcılıkla normal benim anlattığım arasında uçurum var. Lütfen ikisini birbirine bağlamayın yani. Lütfen rica ediyorum. Evet, evet. Çünkü gerçekten fark var yani. Hani insanlar bazısı makara için yapıyor. Ondan sonra birisi bir kuyuya taş ödüyor. Bir daha kimse çıkartamıyor. Kişiler hakkında fikir sunmuyorsun. Var olan bir realite var. Aynen. Yani değil okuyun siz de yaşayın. Onu, o ruh haline siz de girin. Bakın ben yaşadım. Siz de yaşayabilirsiniz. Siz de insansınız. Ben de insanım. Ya burada hakikaten o yoğun hissediliyor. Değil mi? Onu söyleyeyim. Yani siz hissedebilirsiniz. Ben de hissediyorum kesinlikle. Sizden daha kesinlikle akan yani. Bir enerjiyi ben de alıyorum. Yani şu anda... Yani biz program falan tabii, yapmıyoruz. Program falan yapmıyoruz yani şu anda. Sadece. Evet. Sorabilirler ne yapıyorsunuz? Vallahi bilmiyorum ne olduğunu. Ya bizim, ama bir şeyler oluyor yani. Bizim kablolar yandı arkadaşlar evet. Kusura bakmayın. Yani ama bundan sonraki bu videonun devamları Kubilay hocamla çok farklı yerlere evrileceğini garantisini veriyorum. Evet evet. Şimdi, evet. Şimdi bana mi? Diyorlar ki ya hocayı dinliyoruz ama hiçbir şey de anlamıyoruz ama dinlemeye devam ediyoruz. Şimdi devrelerimiz yandı filan diyorlar. Şimdi aynı şey benim için de. Sezinliyorum. Değil mi? Bak. Bu literatüre ve bu kavramlara yabancıyım yani Anunnaki, Enki, Enli bunları hani çok şeyim yok ama o bütünlükten baktığında çok benim kendi dünyamdaki yaşadığım ve sezinlediğim şeylerle paralellik içeriyor, örtüşme yani, içeriyor. Birazcık... Bunun hissinin yoğunluğundayım ben şu anda. Onun için yani her şeyi bir kenara koydum. Bir dakika dedim ben seni dinlemeye geldim yani çünkü... Evet. Az önce de söylemiştim yani çok önemli ikinci bahar noktası bir farkında manevi mi? Bir şey o açıdan çok yalnız kana Emre'cim rejiye de söyleyeyim de evet. Programımızın özellikle şu anları altına yazalım DMT içerir. Yani DMT içerir. Pinel patlaması yani bir pinel patlaması yaşıyoruz. Bunu da algılayabilen olursa bize yazsın. Gerçekten. Yani biz bunu şu an hissettik yaşıyoruz bunu. Bu ne bir reklam ne bir şey kesin. Anlatılmaz yaşanır denir ya. Aynen. Yani, ha, ben bunu kendi kendime şey yaşıyorum zaten ama şimdi bir ikinci evet. Kişiyle mesela Kubilay hocamla biz ilk defa tanışıyoruz. Evet, telefonda evet, ilk sohbetimiz ilk var. Hani birden böyle bir patlama oluşu. Hani buradaki benim kızım var. Rejiden Emre Bey var. Bunu gördü. Ve not almış işte konular var ama. Daha hiç gelmedik yani. Burada ikinci bölüm dedin abim bırak konuları şimdi. Yani eyvallah konular baş tacı hepsi. Ama dedim burası hakikaten. Şimdi o zaman birlikte güzel şeyler yapalım hocam. Şimdi yapalım. Gene bir mola verelim.